akciğer kanseri sonuçta akciğer dokusundaki hücrelerin anormal olarak çoğalması sonucunda akciğer içerisinde bir kitle oluşturması. Bunun için bunu kimlerde geliştiğine dair bir takım tabii ki risk faktörlerimiz var ve en önemli risk faktörlerimiz ise sigara. Kanıtlanmış olarak akciğer kanserinin %90 nedeni sigara ve sigara gibi tütün ürünlerinden oluşuyor. Bunun dışında pro ve pipo kullanımı, asbest maruziyeti dediğimiz gemi inşasında, yalıtım izolasyon fabrikalarında çalışanların çokça maruz kaldığı fibroz bir materyal, aynı zamanda radon kullanımı, ailesinde akciğer kanseri öyküsü olanlar ve daha önceden verem geçirmiş kişilerde akciğer kanserine daha sık rastlıyoruz. Dediğim gibi en önemli etken sigara olduğu için bizim için hastanın ilk karşılaştığımızda onunla konuşurken bu geri dönüşü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda akciğer kanserinin erken tanısının mümkün olabildiği gösteriliyor. Bunu risk faktörleri olan kişilerde düşük doz radyasyonla akciğer tomografisi çekilmek suretiyle tümör küçükken onu tespit etmek mümkün. Bunun için tabii ki bir kriter var. Her karşımıza gelene, her sigara içene bunu yapmıyoruz. Toraks BT dediğimiz zaman 100 tane, 200 tane arka arkaya akciğer filmi çekmek oluyor. Bu da ciddi bir radyasyon maruziyeti oluyor. Bu nedenle seçmemiz gerekiyor. Kimleri seçiyoruz? 55 yaşın üstünde erkek cinsiyet, 30 yıl günde bir paket sigara içmiş ve risk faktörlerinden herhangi birine sahip kişilerde her yıl bir kere olmak üzere düşük doz radyasyonla toraks BT çekiyoruz. Yani akciğer tomografisi çekiyoruz. Ve bu gördüğümüz akciğer tomografisinde eğer küçük bir nodül tespit edersek, yani bir leke tespit edersek, hastanın kendi şikayetlerine, kendi hastalıklarına göre ya bir ileri aşamaya, tetkik aşamasına geçiyoruz ya da kişiyi mutlaka takibimize alıyoruz. 3 ayda bir tekrarlayan tomografilerle bu lekenin büyüyüp büyümediğine bakıyoruz. Büyümüşse yine ona müdahale ediyoruz.